Videoya başlamadan önce beni desteklemek istiyorsan kırmızı butona tıklayıp kanalıma abone olabilirsiniz. Video yüklendiğinde bildirim alabilmek için de yan taraftaki zil butonunu açarsanız sevinirim. Günaydın arkadaşlar Ankara'dan. Evet şu an dorseleri söktük. Gidiyoruz. İkimiz de dorsemizi söktük. Arabayı tamire geçeceğiz. Bir iki işleri var, onları yaptıracağız. Yarın da nasipse gidip malımızı indireceğiz. Bugün de buradayız. Man. Ankara ya. Mancı. Bakın abi arabamı niye söktün? He? Evet Akın işte bütün arabamı söktü valla. Para harcama zamanı diyor ne? Evet yeni çamurluktan hayırlı olsun kardeş. Evet çamurlukları yeni tipe çeviriyor. Parayı harcıyor ya. Baba diyor para var diyor. Rahat ol diyor. Babayı bir arıyor. Baba hemen tamam diyor. Yaptı her. Bu güzelmiş Gürkan. Yazdım bunu bir yere. Evet arkadaşlar Yaşarman. Ankara'daki adresimiz Yaşarman. Çorum'daki adresimiz Rıdvan Usta. Rıdvan Usta da güzeldir. Çorum'da bir şey olursa aklında olsun. Her zaman uğrayabilirsin. Tamam. Evet Ankara'da Yaşarman. Çorum'da Rıdvan Usta. Evet bugün güzel bir kardeşimiz yanımızda. Kim? Resul. Resul aleykümselam. Ne haber kardeş? Hoş geldin. Evet bugün Resul'ün arabayı beğendin mi? Beğendim. Gerçekten yapmış. Güzel. Abi ben diyorum ya gençlere yakışıyor bunlar. Resul. Gençlere her şey yakışıyor. Kırmızıyı seviyorsun sen de benim gibi. Aynen abi. Helal olsun. Fatih Yıldırım. Selam olsun. Selam olsun sana. Evet buradan da Fatih kardeşime selam olsun. Genç Ali seni de unutmadım. O telefon konuşmasından sonra. Evet. İki saatte beni zor tanıdı Genç Ali. Helal olsun. Abi Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Geri mi çıkacaksın? Abi, bezi alsana lan. Geri mi çıkacaksın kafadan? Bir şey geri çıkacağım. Ondan sonra devam edeceğim. Ha, buradan devam edeceğim. Hadi Allah'a emanet ol. Olsun. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet şu an arabalarımızı yaptırdık. Geldik. Garajdayız. Şu an Amık abi benim düdüklüye güzel bir mutlar attı. Yani tavuk. Evet arabanın kırıklarını falan yaptırdık. Düzgün oldu. Bak Namık kırıkları yaptırdım hep. Şimdi Namık abi bize yemek koydu. Fakat arabayı dorsenin altına girme dedi. Adamlar bu işi bilen adamlar. Abi niye girmeyeyim dedim yağmur yağacak. Bize yağmur yağarsa yemeği altta yeriz diyor. Doğru mu diyorsun? Doğrudur. Aynen. Yağmur yağarsa altta yeriz dedi. Tamam sıkıntı yok. Ben büyüklere saygım sonsuz. Beyefendi kolay gelsin. Allah abi. He ne örüyorsun? Helal olsun sana be. Helal olsun. Evet merhaba arkadaşlar. Şu an güzel bir aracın yanındayız. Man TG 440. Yok pardon. 460. Evet. Gürkan kardeşimin arabası. Gürkan da aynı zamanda çarşambalısın. Değil mi? Evet abi. Evet. Şu an arabayı size göstereceğim ve gerçekten güzel dolu dolu bir araba. Normalde Gürkan bu araba yurt dışından mı gelme? Evet abi.
yurt dışından gelme. Yabancı plakalıydı. Türk plakaya çevriliyor ve devrini alıyorum. Anladım. Evet, gelin. Çıkışlı bir aracımız. Ama sen aldığında ben bu arabayı gördüm. Ben de gördüm bu arabayı. Ama bu araba böyle değildi. Değil. Ama şu an maşallah var. Çok güzel yapmışsın. Yavaş yavaş. Emeklerine yavaş yavaş sağlık. Abi. Bir anda olmuyor tabii her şey. Yavaş yavaş işleye işleye. Daha da yolacak. Daha devam edeceğiz. İşte. Evet. Şöyle diyelim. Dışarıdan olarak da yapılacaklar var. Onlardan bir tanesini saysın. Gürkan kanka. Gürkan seni şöyle alabilir miyim? Abi ilk önce ışıklarla başlıyoruz. Üste boru. Tamam. Alt tampona boru. Tamam. Depo yanlıklarına boru. Krom, tamam. Paslanmaz. Rüzgarlıklara ledimizi döşüyoruz. Döşüyorsun. Bu aynı şekilde borulara da ledimizi dönüyoruz. Ondan sonra tesisata geçiyoruz. Müzik tesisatımız olacak abi. Olacak mı? Olacak abi. Helal. Tesisatımız olacak abi. Buradan açacağız. Sincan'dan dinleyeceğiz. Diyorsun. Diyorum abi. Evet, aynı zamanda da brandan filan tertemiz. Buradan da şöyle alayım seni, gel. Buradan da selam olsun. Güzel insanlar ya. Herhalde akrabalık var değil mi bu firmayla? Evet abi, var. Amcam oluyor kendisi. Yapıştırıcı firması bu. Neydi adı? Dünya genelinde Interbond, STS Kimya. Dünyayı yapıştırıyoruz abi. Dünyayı yapıştırıyoruz. Dünyayı yapıştırıyoruz abi. Aynı zamanda amcanız. Evet abi. Onun da güzel yine brandasını yapmışsın. Helal olsun, ama arabaya da yakışmış. Aynen. Renkler güzel uyum sağlamış. Evet, niye dersen renkler, gri, beyaz, kırmızı ve siyah gerçekten güzel olmuş. Evet, evet, araba pilot arkadaşlar, değil mi? Pilot abi araba. Bugün ne yaptık? Onu da söyleyelim arkadaşlar. Gel. Bugün Gürkan. Bugün araba eski model çamurluklar vardı değil mi? Evet abi, eski model çamurluklarımız vardı. Onları yeni modele çevirdik. Yeni modele çevirdik. Güzel yapmak. Evet, iki tarafı da değiştirdik. İki tarafında maliyeti neydi bunların reis? İki tarafı yaptık. Bunların maliyeti abi iki tarafı 670 lira. 670 liraya komple bu tarafı bitirdik arkadaşlar. İki tarafı birden. Yani birçok kişi diyor ki işte abi fiyatlar manda pahalı şu bile. Hayır değil arkadaşlar. Uygun fiyatlar her türlü var. Evet, şimdi arabanın içine geçiyoruz. Vira bismillah. Buyur abi. Sen geç. Evet. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Evet, şimdi yavaş yavaş size arabayı göstererek içine gireceğim. Bir. Bismillah bir. Başlarken şunu söyleyeyim size. Şuradaki düğme. Evet, kabin kaldırma. Benim arabada yok mesela. Burada ayak koyma yeri. Sağ tarafta oturan için. Aynı zamanda koltuktaki harika bir koltuk. Her şey var. Yok yok, onları anlatacak. İçinin güzelliğini göstereyim. Ondan sonra muhabbete başlarız. Evet, burada dolabımız var arkadaşlar. Bana'nın dolabı gerçekten çok memnun kaldığım bir dolap. Abi. Sonradan herhangi bir ekleme yapılmadı. Benim de zaten en çok sevdiğim dolaplardan biri. Ben de kullanıyorum hanisini. Aynı zamanda perde falan yaptırdın. Döşemeyi komple söktüm, attım. Ne varsa? Koltuklar, daban, işte torpido üstü olsun, perdesi olsun. Komple onları çıkarttım abi, attım hepsini. Baştan komple zevkime göre döşettim. Evet, şimdi size şöyle diyeyim. Koltuklarından başlayacağım. Koltuklarındaki bütün özellikleri biliyor musun? Ya, koltuklarımdaki bütün özellikler şöyle. Koltuk ısıtmamız var. Evet. Hem sağ ve sol olmak üzere iki koltuğumuzda ayrı tamam. Ayrı. Koltukta ayrıyetten yanlardan belden doldurma, arka sırt bölgeni doldurma, omuz doldurma dahil olmak üzere bunlar mevcut koltuklar. Bayağı fonksiyonu var. Sağ tarafta evet. Benim tarafımda var mı? Onlarda da aynı şekil var. Burada da var. Evet, sağ tarafta da aynı şekil var. Ayağı bir kalkar mısın? Tabii abi. Senin boyun benden de olsun. 1.85 abi. 1.85 boy var. Evet, rahatlıkla arabanın ayağı içinde kalkıyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Allah'a şükür. Bir tek şeyi gördüm. Elektrikli mi tavanda? Sanruf. Sanruf. Tabii. Açar mısın? Tabii ki. Maşallah. Buradan istediğiniz şekilde ayarlayabilirsin abi. Çok iyi. Yağmur yağıyor zaten. Yağmur yağmaya başladı.
Şimdi benim arabada da kolçak mesela yoktu. Ben sonradan kolçak koydum. Bu orijinalinde var. Orijinalinde, seninkinin orijinalinde var. Evet abi. O da güzel, memnunsun. Memnunum abi. Bu araba aynı zamanda arkadaşlar otomatik. Otomatik. Geçişleri falan nasıl? Daha önce ne kullandın onu sorayım. Ya bundan önce T kabinim vardı. Renault 460, tamam. 2015. Onu kullanmıştım. O da otomatikti haliyle. Evet. Ama onun geçişleri bilmiyorum. Ben namın arabayı kullandım. Onun geçişlerinde de sıkıntı yok. O da güzeldi. Onun geçişlerinde de sıkıntı yok. Aynı, kavramasında olsun, geçişlerinde olsun herhangi bir problem yok onunla. Aynı tadı verdi mi bunda da? Veriyor mu? Veriyor. Yani o 2015'ti, bu 2008. Aynı aralığı böyle çok aşırı dengede sağlayamayabilir. Ama bunun da vites geçişlerinde güzel olsun, rotardarında olsun herhangi bir sıkıntısı yok abi. Şeytan kulağı. Bu arabada bir de rotardar var arkadaşlar aynı zamanda. Şimdi burada düğmelerim var. Bunlar abi burada bu aynı zamanda sarnıfı açıp kapatabiliyorsun. Yukarıya. Bu sağ taraftaki kapının kapın camı. Iki. Burası sol. Bu Webosta zaten. Tamam. Bu ışık. Işıklandırma. Bu da buzdolabımızın düğmesi. Ha, buzdolabını sen oradan çalıştırabiliyorsun. Evet, buradan açıyorum düğmesini. Bu şekil. Oradan da termostattan ayarlayıp açıyorsun. Oradan da derecesini ayarlıyoruz. Açılmış oluyor. Aynı zamanda şunu bir kaldırabileceğim bana. Tabii. Şimdi burada ben ne gördüm biliyor musun arkadaşlar? Şimdi benim arabada yatak mesela şey duruyor ama 460'da ve 80'de yatak komple dümdüz vaziyette yukarıda. Yani şöyle diyeyim ben size. Nasıl burada ayaktaysanız bunu da kaldırın zaman ayaktasın. Aynen öyle abi. Artı Gürkan kardeşim biraz daha rahat edeyim diye. Gerçi bizim yataklarımız çok rahat bir yatak. Ama bakın bir karışık bir yatak daha koyduğu halde çok rahat kendisi yatabiliyor. Evet, şimdi buradan şöyle bir şey diyeyim ben size. Düğmelerle ilgili anlatacaklarım. Şimdi ne kadarını biliyor bilmiyorum. Çünkü Gürkan da şu an hazırlıksız bir vaziyette. Evet, aynen benim karşı. Ben Gürkan dedim, gel dedim, hemen dedim arabana bir video çekelim. Şimdi neler var? Şimdi abi bu daha önce ADR var bunda. Daha önce tankerde çalıştığı için, tankerde de mecburi bir şey olduğu için bu şartel. Yani bu ADR direkt elektriği keser abi bu. Tamam. Bunun yanındaki dingil kaldırmamız zaten. Bu ASR. Sen bunlarla hiç oynamadın ama değil mi? Ya bunlar çoğu zaten hiç oynamadım. Şey yok. Tamam. Başka? Hani, işte bu gece lambamız, bu dorse arka lambamız, bu iç lambamız, bu bu düğmeye bastığımız zaman kabin kaldırma düğmemiz bu. Buna basıyoruz ve aşağıdaki de demin de tanıtmış olduğum. Onu devreye olduğum, sokuyorsun. Evet. Düğmeyi devreye sokuyoruz. Bu korna, havalı kornaya geçiyor. Normal kornaya geçiyor. Bu otomatik plate yağlama düğmemiz abi. Bunlar da perdelerimizin düğmesi abi. Perdeleri otomatik indirebiliyorsun. Evet, hem sağ hem sol olmak üzere perdelerimizin düğmesi. Ne kadar iniyor? Tam inebiliyor mu yoksa? Tabii. Yani gece yani yatarken filan. Yani bu şekilde iniyor. Yani görüş kadar mesafesini tamam engellemeyecek tamam şekilde abi. Bu zaten diferansiyel kitleme. Kitleme. Bu sarnufumuz. Bu ikinci dingil kaldırma düğmemiz. Tamam. Bu da şarteli kapattığımız zaman abi şarteli tekrar açtığımız anda aküden elektriği alabilmemiz için bu düğmeyi kullanmamız gerekiyor. Mecbur. Mecbur. Bu da zaten koltuk ısıtmamız abi. Ha, o koltuğun ısıtması. Evet. Bu kırmızı geldiği zaman sıcaklığı zaten veriyor kendi. Maviye getirdiğin zaman normal kapatıyor kendi. Oradaki düğmelerin buradaki işte dörtlü düğmemiz var. Arka ve ön sis olmak üzere bir düğmemiz var. İşte burada hız kontrol düğmemiz var. Ha, şimdi bu niye bunda böyle? Akıllı direksiyon olmadığı için. Akıllı direksiyon olmadığı için abi bu düğmelerini koymuşlar buraya. Anladım. Şuradaki koldan hem manuel hem otomatik olarak vites geçişlerini sağlayabiliyoruz. Aynı zamanda neyi? Buradan dokunmadan oradan yani buradan alıyoruz D'ye. Onu anlatacaksın dur şimdi. Kaç kademe rotardar var? 6. Bir kademesi kademe motor freni, geri kalanı rotardar. Tutuşu filan tonajda mükemmel. Güzel. Güzel. En fazla yani 6 diş filan kullandığın oldu mu yoksa? Çok nadir. Çok nadir. Tonaj yani, değil, yani ısınması, 25, hararete 26, kaldırması filan var. Hararette mı? En ufak bir oynama yok. Hararete yok, ısıtmıyor, kaldırmıyor harareti. Su soğutma zaten. Su soğutmalı.
Devamlı 6. veya 5. kademede bayağı bir yokuş aşağıya 26 tonla sürekli çekili halde inersen haliyle bu da sonuçta kul yapısı ısınacaktır. Yani hangi araba olursa olsun ısınacak. Ama o kadar aşırı değil ama. Yok. Çok iyi. Otomatik vites. Ben de şimdi bunu hiç kullanmadım. Buradan başlayıp anlatırsan sonra oraya geçelim. Şimdi abi N boşta. Tamam. R'de R1. Buradan kolu çektiğimiz zaman kendimize ikinci vitese geçiyor. R2'ye. Hızlanması biraz daha artıyor. Geri geri. Evet geri geri. Bu RM rolantıda gidiyor. Yani ne kadar gaza basarsan bas kendi otomatik ayarlıyor. Çok bağırmıyor araba. Çok iyi. İşte burada da D1, D3, D5, DM. DM de aynı RM gibi. Ne kadar gaza basarsan bas ağır takviye. Evet. Yani çok aşırı bir yokuşta kalkmayacak şekildeyse bir nevi C gibi düşün. Aynen. Onun için D'ye i̇şte, alıyorsun. Aynen. DM'ye. D5'te D5'e aldığın zaman bazı tonajlarda D 5. vitesten kalkar. Kendini 5'te kaldırır. Hafif tonajlarda. Hafif tonajlarda. Direkt kaldırır. Evet. 5. viteste otomatik olarak ekranda çıkar. 5. viteste kendini kaldırır ve yürümeye başlar. D3'te hani 3. viteste şey yapıyor. Tonajına göre kendi otomatik olarak ayarlıyor. Aynı şekilde D1'de onun için de aynı şeyler geçerli. Şimdi, yani tonajında otomatik olarak ayarlıyor. Hani 25-26 tonda D1'i aldığın zaman birinci viteste kalkar. Şimdi ben sana şöyle bir şey diyeyim. Bismillah dedin. Sabah bismillah çalıştırdın. Dedim. N'de. Evet. Kalkış yapacaksın. Burayla mı başlıyorsun, orayla mı? Burayla başlıyorum abi. Orayla. Burayla başlıyorum. Burayı D1'e alıyorsun. Kendi araba boş olduğu zaman kendi zaten otomatik olarak ekranda da ayarlıyor kendisini. Tamam. Kaçıncı viteste kalkacağını 4'te 5'te kalkabiliyor. O aynen. Kendi kendini ayarlıyor. Tamam. Yani D1'e almış olduğumuz zaman kendini yüküne göre ayarlayabilen bir özelliği var. Demin düğmeyle ilgili bir şey anlattın. Burada buna bastığımız zaman abi hem manuele geçiş yapıyoruz. Evet. Hem de otomatiğe geçiş yapıyoruz buradan. Manuel olarak geçirdin, otomatiği iptal ettin. Yok. Buradan D1'i aldık, otomatikte yürüyoruz. Manuel de kullanmak istiyoruz. Şimdi şöyle, ben sana şunu şöyle anlatayım. Diyelim ki karlı bir havadasın. Evet. Arabayı manuele alman gerekiyor. Bu düğmeye basmam yeterli. Ondan sonra ne yapıyorsun? Ondan sonra diyelim arabanın kaçtaydı? Diyelim 7'deydi veya 8'deydi. 9'a veya 6'ya mı düşürmüyorsun? 6'ya düşüreceksin, manuel olarak. 6'ya düşürmem için abi bu kolu geri itiklemem gerekiyor. Pekala. Sadece. İttiğin zaman tekrar aynı şeyde duruyor. Yani 6 ise 6. 7 olma 6, şansı yok. Yok. Manuel 7'ye yükselteceğim zaman da kendime doğru çekiyorum. Atıyorsun. Onu da devir saatine göre ayarlıyorsun. Onu da ayarlıyorsun yapıyorsun. Zaten. Aynen. O da çok rahatmış. Yani bu kolumuz zaten rotardar. Aynen. Bu bu şekil basıp salıyorsun. O kendi ekranda tak tak şeyde tak. Şey var sende. Bir sefer ayağa bastım otomatik kendi de. Yok. Belli bir kilometre. O yok mu? Yok. O yok. Yapma. Yok. O yok. Yani emin misin yoksa? Yok. Yani o denk gelmedi mi hiç? Hani kurcaladım bayağı bir yerini kurcaladım. Şimdi şöyle. Daha yeni de alışıyoruz. Evet şimdi bizden de buna ne kalır demek. Allah kazasız belasız sürüşler nasip eylesin. Abi, cümlemizi. Gerçekten arabası çok tatlı. Çok güzel. Hatta dünden beri namık abi asılıyor. beri asılıyor. Onunla anlaşamıyoruz abi. Niye asılıyor onu söyleyeyim. Şimdi bakın girken gerçekten ben arabaya çat kapı bindim. Bakın arkadaşlar. Çat kapı bindim. Hiç abi şunu ayalım. Alalım. Al buyurun. Ne var? Bu normal yarınki salyemiz. Hiçbir şey yok. Dağınıklık hiç yok. Hiçbir şey yok. Tertemiz. Evet. Namık da dün bu kapıyı açtı. arabayı gördü. Abi dedi bak dedi ben dedi işte böyle arabaya binerim dedi. Evet temiz olmasından dolayı. Bu da bir de gönülden geliyor bu iş. Tabii. Gerçekten gönülden geliyor. Yani şöyle diyeyim bu meslek için veya şu araba için üniversiteyi bırakıp geldim. Sen üniversite mi? Üniversiteyi bıraktım ben. Sivas'ta dış ticaret okuyordum ben. Hmm. Bir sene okuttum. İkinci senem, son senemde, iki yıllıktı, son senemde mezun olduğum zaman iş garantim %95'ti. Ben o üniversiteyi bıraktım, şu iş için geldim.
Diyecek bir şey yok. Bazen kızarım ama bu sefer kızmadım. Evet arkadaşlar, araba çok tatlı, çok güzel. Allah kaza bela vermesin. Abi, İyi sürüşler diliyorum kardeşim. Teşekkür İnşallah ederim. Yakın zamanda yine görüşeceğiz. İnşallah. Gerçi çoğu zaman bizden berabersin. İnşallah her zaman. Bizden de iş alıyorsun. Abi. Aynen. İnşallah beraber yollarda olacağız. İnşallah. Belki de dün geldik peş peşe ama fazla bir video çekemedik. Gerçekten yağmurluydu, bilmem neydi. Ama yemeklerde beraberdik. Şimdi de iftarımızı yapacağız. İnşallah. Evet, biz hazırlık yapmaya gidiyoruz. Allah'a emanet olun. Kendine tek ricam sizden, yorumlarda gerçekten maşallah bekliyorum. Hoşçakalın. Var mı söylemiş sesin? Kendinize iyi bakın diyorum abi. Yolunuz, isminiz açık olsun. Yaş kaçtı? 29. Gençlere ne diyorsun? Sen de bir gençsin. Ya gençlere abi... Bu yapmak isteyen çok kişi var. Yapmak isteyen gerçekten çok kişi var. Seven gerçekten çok kişi var. Özenen... Tabii ilk etapta okumalarını öneririm. Değil yani mi? Tamam, biz okumadık, biz heves ettik. Hem baba mesleği yani. Ya babamız... zaten en büyük sıkıntımız bu. Baba mesleği olduğu için hep oluyor. Baba mesleği abi bu. İşte babamız 16-17 sene Avrupa'ya çalıştı. Babanın ismi neydi? Yılmaz. Yılmaz. Yılmaz abi, sana da selam olsun buradan. 16-17 sene Ulusoy firmasında Avrupa'ya çalışmış. Bizim Mustafa'lar da işte hepsi tabii, Ulusoy'da yani çalıştı. Tabii arkadaşlar zaten. Ha, öyle Memiş Leyla falan arkadaşlarız ama babasıyla. Tanırlar, hepsini tanırlar. Ha. Birbirlerini tanırlar. Ben sadece bir Mustafa'yla Kadir abiyi tanıyorum. Oflu'yla. Anladım. Yani başka bir de Namık abi var işte. Beni de yeni tanıdı. Gerçi beni biliyordu ama yani, nasip olmadı, denk zaten gelmemiştik. Allah'ın izniyle de denk geldik. İnşallah bundan sonra daha da çok beraber olacağız. İnşallah abi, bundan sonra da dediğimiz görüşeceğiz gibi. Görüşeceğiz vallahi. İnşallah abi. Evet arkadaşlar, hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bakalım mı yeme? Ha? Yaklaşamıyoruz ki yani, düdüklü tencere patlar mı? Lan iyi de düdüklüyü niye benim arabanın altına koydu bu adam? He? Oflu düşünsün abi. Oflu düşünsün de. Abi lan Namık arkadaşlar arabanın getirdi altına koydu tüpü. Abi yağmur yağarsa kaçarız hesabı yaptık ama bu patlarsa gümleriz hepimiz. Tırsarız. Evet yemeklerimiz pişsin. İftara da bir yarım saat 40 dakika kadar kaldı. Ondan sonra yapacağız. Ötmüyor, ötüyor mu acaba? Ötüyor mu şu an? Bir hısırtı geliyor mu? Bağıracak mı? Yok. Burada. Abi, arabamın altına koydum bunu. Abi, ya arabama bir şey olursa? Senin düdüklüğün senin arabanın altında olacak. Benim İyi de. Olursa... Senin düdüklüğü de senin altına koyup. Tamam. Sana kaç saat oldu? Bilmiyorum ki abi, kaç saat kalacak? Altını çıktı. Yakıyor ortalık be. Kolay gelsin reis. Evet arkadaşlar, tencerede tavuk, düdüklüde tavuk. Ben şuna bir de domates doğrayayım biraz. Evet, 3 kişi olduğumuz için bugün düdüklüde yaptık, tavuk almıştık, tavuğu yaptık, patatesi. Hem çorba niyetine hem yemek niyetine iyi oldu. Güzel, yemeğimiz güzel, sıkıntımız yok. Bir de ben ayrıyetten akşam için şimdi kendime bir şey yapıyorum. Sahurda yiyebilmem için dünden bir kıyma almıştım. Kıymalı yumurta gibi bir şey yapacağım. Onu da akşamleyin kalkar yerim diye düşünüyorum. Bugün Namık abi dedi böyle bir şey yapalım. Hem çorba niyetine ama açamadım. Hem çorba niyetine dedi içerisine gel lan. Şöyle bir şey. Transportçu yemeğiymiş. Öyle mi dedi? Öyle dedi. He? Öyle dedi değil mi? Tadına bakacağız. Tadına bakacağız birazdan. Nerede tuzunu muzunu koydu mu? Haydi Namık. Gel de biraz oturalım ya. İki muhabbet ederiz. Evet arkadaşlar, bize hayırlı iftarlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar tekrar merhaba. Evet, herkese hayırlı geceler diliyorum. Şu an iftardan sonra yemeğimizi yedik. Az da yürüyüş yaptık. Herkes kendi arabasına geçti yatışa. Herkese hayırlı geceler. Görüşmek üzere.